Herkese merhaba. Bugün kendi gözlerinize bile güvenmemeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Çünkü gözleriniz sizi birkaç kez yanıltacak. Yok olan insan heykelleri, kafasını çevirip her adımınızı izleyen kağıttan bir ejderha ve yukarı doğru yuvarlanan toplar. Bu görsel illüzyonları çözmeye çalışırken dudaklarınızın uçuklamasına hazır olun. Hadi başlayalım. Bunun defalarca kez izlemek isteyebileceğiniz bir reklam filmi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Dürüst olmak gerekirse böyle bir şeyi hayal etmek zor. Ancak Honda böyle bir reklam filmi çekmeyi başarmış. Bu reklamda o kadar çok görsel illüzyon kullanılmış ki, reklamı arka arkaya 5 kez izleseniz bile bu illüzyonların nasıl çalıştığını anlamanız zor. Bu videoya dikkatlice bakın. Burada ne görüyorsunuz? Bu şey sıradan bir sandalye gibi görünüyor. Ancak kadraja bu adam girince sandalyenin o kadar da sıradan olmadığı ortaya çıkıyor. Bu eserler Fransız sanatçı Benoît Convayer tarafından yaratılıyor. Öyle görünüyor ki bu adam, insanların kafasını nasıl karıştıracağını çok iyi biliyor. Bunun bir başka sıkıcı saat reklamı olduğunu mu sanıyorsunuz? Pek sayılmaz. Beyninizi tekrar kandırdık. Bu birçok katmandan oluşan devasa bir enstalasyon. Bu enstalasyona yandan ve önden baktığınızda aynı şeyi görmüyorsunuz. Bu sanat projesinin her bir parçası belli bir düzenle tavana asılmış. Böylece bu sanat eseri doğmuş. Bir saniye, bu yer çekimi kanununa tamamen aykırı. Nasıl olur da toplar itilmedikleri halde yukarı doğru yuvarlanabilir? Bunun cevabı oldukça basit. Aslında burada bir bayır yok. Hepsi göz yanılsamasından ibaret. Bu tam bir kaos. Burada bulunduğu konum son derece anlamsız olan bir sürü nokta var. Bu sanat formunda yalnızca doğru bir açıyla bakarsanız sanatçının ne anlatmak istediğini görebiliyorsunuz. Bu arada bu tarz eserler için kullanılan tek şey noktalar değil. Örneğin burada tavana asılmış altın ayakkabılardan oluşan bir sporcu figürü görebilirsiniz. Ya da bir helikopter kazası sonucu yaşamını kaybeden basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın sahada çekilmiş fotoğraflarının bir araya getirilmesiyle oluşan ve forma numarası olan 24 sayısını görebilirsiniz. Vay canına! Videodaki tren uzun zamandır bu depoda terk edilmiş vaziyette duruyor gibi görünüyor. Sonuçta üstünde bir sürü grafiti var. Bir saniye. Aslında bu şey bir tren değil. Deneyimli bir sokak sanatçısı tarafından birinci kalite bir görsel illüzyona dönüştürülmüş küçük bir ev. İşte kendi ellerinizle hazırlayabileceğiniz basit bir görsel illüzyon fikri. Arkadaşlarınızı çağırın, bir kutu Pringles alın, arkadaşlarınızdan doğru açıyla yürümelerini isteyin. İşte viral olmaya aday TikTok videonuz hazır. Karşınızda 30'dan fazla ışıldayan geometrik şekil var. Yerleştirilme biçimlerinde herhangi bir mantık görebiliyor musunuz? Evet. Bu şeyler rastgele yerleştirilmiş gibi görünüyorlar. Ama videodaki gözlemci doğru açıdan bakmaya başlar başlamaz bu enstalasyon harflere dönüşüyor. Harfler de büyük bir biçimde yazılmış light yani aydınlık sözcüğünü oluşturuyor. Ama hepsi bu kadar da değil. Eğer diğer taraftan bakarsanız bu kez de aydınlatma olmadan dark yani karanlık kelimesinin oluştuğunu göreceksiniz. Görünüşe bakılırsa bu eleman sizi izliyor. Nereye giderseniz gidin, o da kafasını sizin olduğunuz yöne doğru çeviriyor. Gardner ejderhası ile tanışın. Bu dünyadaki en popüler görsel illüzyonlardan bir tanesi. Bu arada bunlardan bir tanesini evde bile yapabilirsiniz. İnternetten indirip kesebileceğiniz birçok ücretsiz kalıp mevcut. Tek yapmanız gereken çıktı alıp fazlalıkları kesmek ve yönergeleri takip ederek kağıdı doğru bir biçimde katlamak. Böylece ürkütücü canavarınız hazır olacak. Ayrıca bir tüyo daha verelim. Eğer ejderhayı bir ışık kaynağı üzerine koyarsanız, illüzyonunuz daha da etkili olacaktır. En iyi görsel illüzyonları hazırlayabilmek için bir matematikçi olmanız gerekiyor. Bunun en büyük kanıtı Japon matematikçi Kokichi Sugihara. Kokichi'nin yaptığı şu sandalyeye bakın. Aslında bu bir sandalye gibi değil, acayip bacakları olan bir çeşit uzaylı eşyası gibi görünüyor. Ya da şuna bakın. Profilden bakınca kare gibi gözüken bu nesne, aynada silindir gibi gözüküyor. Ve bunlara benzer daha bir sürü şey. Hadi ama, bu gözlüklerin gerçek olmadığına inanmak imkansız. Eğer bu gözlükleri nasıl yaptıklarına bakarsanız, gerçek olmadıklarına ikna olmak biraz daha kolaylaşabilir. Kilit nokta, çizim bittikten sonra kağıdın fazla kısımlarını kesmek. Bu noktadan sonra izleyicileri kandırmak çocuk oyuncağı olacak. İşte bir başka kusursuz görsel illüzyon örneği daha. Nasıl yaratıldığını kendiniz görün. Çok basitmiş gibi görünüyor ancak videodakileri tekrarlayıp aynısını yapamayacağınıza iddiaya gireriz. Sizin de canınız bu karpuzdan bir ısırık almak istedi değil mi? Olayın sırrı Kairos Kuro'nun mükemmel ustalığında ve perspektifte yatıyor. Ve tabii ki hileli kağıt kesiminde unutmamak gerek.
beynimizi biraz çalıştırma vakti. Bu videodaki çekirdeklerden kaç tanesinin sahte olduğunu tahmin edebilir misiniz? Süre başladı. Üste duranların sahte çıkmasını kesinlikle beklememiştiniz, değil mi? Bu kez doğru tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Size birkaç saniye vereceğim. Sakın bu kalemlerin sahte olduğunu düşündüğünüzü söylemeyin. Tamam, son kez deniyoruz. İyi düşünün. Eğer tekrar yanlış tahmin ettiyseniz üzülmeyin. Bu gerçekten zordu. Bunları hazırlayan dahi topa kendi yansımasını bile çizmiş. Bunu nasıl yaptıklarını anlamaya çalışırken aslında gözleriniz en önemli ipucunu kaçırdı. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Evet, bunlar birleştirilmiş iki farklı fotoğraftan oluşuyor. Ancak hepsi bu değil. Bu fotoğraf kolajlarını oluşturan kişi aynı zamanda beklenmedik şekillerde birbirleriyle birleşen videolar da yapıyor. Yolda giden bu araba karenin dışına çıktığında bir havai fişeğe dönüşüyor. Bu sos kutusundan da gerçek bir alev fırtınası fışkırıyor. Kokteyl hazırlamak için kullanılan malzemeler çimento karıştırıcısında karıştırılırken, şampanya şişesinin içinden parti süsleri çıkıyor. John Manzin isimli bir sanatçı, inanılmaz heykeller yaratmak için pozitif bilimden ilham almış. Örneğin videodaki bu eser, Beatles grubunun 4 üyesinin portresini içeriyor. Böyle başyapıtların altında kaç tane karmaşık matematik hesaplaması yattığını düşünmek gerçekten de çok korkutucu. Bu inanılmaz heykeller, birbirine bağlı bir sürü ince metal plaka kullanılarak yapılmış. Belli bir açıdan bakıldığında bu heykeller yarı saydam bir hale geliyorlar. Heykeli gözlemleyen kişinin bulunduğu konum değiştikçe heykel de değişiyor. Bu bilgisayarla hazırlanmış 3 boyutlu bir uzay modellemesi mi? Hayır, yalnızca sıradan bir otel koridoru. Öyle görünüyor ki bu otel, yalnızca alkol kullanmayan kişiler için tasarlanmış. Videodaki adamın bu hali üzerinde yaptığı kapira antrenmanını görünce başınız dönmeye başlayacak. Görünüşe bakılırsa bu adamın vestibüler sistemi mükemmel çalışıyor. Birisinin gece vakti bir şeyler atıştırmasını engellemenin en iyi yolu, mutfakla yatak odası arasına su engelleri koymaktır. İlk bakışta siz de bunun gerçek olduğunu düşündünüz, öyle değil mi? Şu anda bazılarınız Naruto'daki Deidara karakterini hatırlamış olabilir. Bu illüzyonun ardında yatan şey tabii ki muhteşem bir makyaj. Bu arada gözle de benzer bir şey yapılabilir. Hayır, bu kez gözleriniz sizi yanıltmıyor. Bir kutup ayısı gerçekten yürüyerek tavandan geçti. Bu interaktif tavan Çin'in Yuyang şehrinde yer alıyor. Burada vahşi doğayı, büyük yırtıcıları ve sualtı dünyasının canlılarını gözlemleyebilirsiniz. Bu interaktif tavan, sanki yoldan geçenlerin kafasına bu canlılardan biri düşecekmiş gibi bir izlenim yaratıyor. Bize güvenin. Bu videonun nasıl bittiğini görünce şok olacaksınız. İlk başta her şey normal görünüyor. Sadece biri eline bir ağız çiziyor. Sonra da kahverengi benekler ekleniyor. Bunlar zürafa beneklerine benziyor. Ancak daha sonra bu kadın aynı şeyleri yüzüne de çiziyor. Ve sonuç sizi uykularınızdan edebilecek bir görsel illüzyona dönüşüyor. Gördüğünüz şey aslında sonsuzluğa uzanmıyor. Yalnızca tavanda bir ayna var. Bu yüzden de merdivenler normalde olduğundan iki kat daha uzun görünüyor. Bu adam spor salonunda yatıp kalkıyor olsa gerek. Çünkü bir saniye ya, burada ters bir şeyler var. Yanlardaki bu beyazlı çizgiler de neyin nesi? Ah tabii ya, sadece adamın bira göbeğine karın kasları çizmişler. Meğer bu adamın kızı babasına birkaç saat içinde hayallerindeki vücudu vermeye çalışan bir makyaj sanatçısıymış. Biçimlerini kaybetmeleri için bu balonlara sivri uçlu bir şey batırmanız yeterliymiş gibi görünüyor. Ancak yine yanılıyorsunuz. 3 boyutlu grafiti uzmanları her türden numarayı yapabilir. Eğer stratejik olarak düşünme yetinizi doğru biçimde kullanırsanız her türlü dağınıklığı bir resme dönüştürebilirsiniz. Çevrenizde odanızın dağınık olmasından şikayet edenler varsa onlara bunu söyleyebilirsiniz. Bu şeyin içe doğru oyulduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında öyle değil. Gördüğünüz şey aslında beyninizi aldatan bir piramit. Ancak bu numaranın nasıl çalıştığını bir kez öğrendiğinizde bir daha piramidi görmemeniz mümkün olmayacak. Sizce bu şey gerçekten 3 boyutlu mu? Bir başka dudak uçuklatan illüzyon daha. Dönmekte olan bu disk aslında tamamen düz. Yalnızca döndüğü zaman oluşan geometrik desenleri 3 boyutlularmış gibi algılıyoruz.